Erdoğan muhalefetle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Halbuki tersi olmalıydı. Erdoğan ve ittifakındaki paydaşları ne yapıyor? Önce yaptırdıkları haberlerle kamuoyu oluşturuyorlar. Hava durumuna göre savcılar soruşturma açıyor. Konu olgunlaşınca davalaşıyor, iddianame kabul ediliyor. Sonra yargılama başlıyor ve bu zamana yayılıyor. Karar gündemin nabzına göre ertelenebiliyor. Zamanlama mühim. Sonra yargı ne derse desin istinaf ve Yargıtay gibi süreçler işletiliyor. Mahkeme kararları Erdoğan siyasetinde adeta bir manivela gibi kullanılıyor. Erdoğan'ın kedi fare oyununun daha iyi anlaşılması için iki mühim ayrıntıya özellikle dikkat çekmeliyim. Ekrem İmamoğlu iki defa destekçilerini büyükşehir belediyesinin meydanına, Saraçhane'ye çağırdı. İlki 14 Aralık'ta siyasi yasak kararı çıkmadan, ikincisi de ertesi gün karar çıktıktan sonra. Altılı Masa liderleri Saraçhane'de destek mitingi yaptı. İşte ilk ayrıntı bu. İstanbul Valiliği her iki mitinge de yol verdi. İkinci ayrıntı ise Erdoğan Türkmenistan dönüşünde konu hakkında soru almadı, özellikle konuşmadı. İktidar böylesi mühim dönemeçlerde muhalefetin gazını almaya önem veriyor. Bu Erdoğan'ın geri adım attığı manasına gelmiyor. Her zamanki gibi oynuyor. 2023'te karşısındaki adayı şansa bırakmak istemediği gibi 2024'teki yerel seçime İstanbul'un başında gitmek istiyor. Orada bir AKP'li oturuyor olmalı. Erdoğan rakiplerini ya satın alıyor ya da yargısı yoluyla elini kolunu bağlıyor. Selahattin Demirtaş ilk siyasi tutsaklardan biridir. İçeriden kahraman olarak çıkacak ama 6 yıldır içeride. Kaç yıllık kaldı kimse bilmiyor. İstanbul'u bırakır mı peki? Seçimi kaybetmesinin sorumlusu olarak gördüğü Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı koyarak başladı. Ekrem İmamoğlu için 2023'ü bekledi. Aslında ona kalsa çoktan harekete geçerdi. Belli ki birileri bu konuda Erdoğan'ı sakinleştirdi. Seçime şurada en fazla 5,5 ay kaldı. Erdoğan kaybedebileceği en güçlü adaya doğrudan saldırdı. Orta Bahçeli de derhal İmamoğlu ve Akşener'i eleyip Kılıçdaroğlu'nun adaylığının altını çizdi. Tüm bu veriler ışığında İmamoğlu'nun adaylık şansı arttı mı azaldı mı? çok azaldı görüyoruz. Diyelim ki her şeye rağmen aday gösterildi. Hatırlatalım Erdoğan 2002 seçimlerinde siyaset yasağına rağmen İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayıydı. Yüksek Seçim Kurulu hayır deyince Erdoğan'ın yerine Kemal Unak'tan konmuştu. Fakat o günkü konjonktür ve siyasal sistemle bugünkünün benzeşen tarafı yok. Cumhurbaşkanı seçiminde kişiler yarışıyor. Şu teori dolaşımda İmamoğlu aday olur listeler kesinleştikten sonra veya iki tur arasında siyaset yasağı kesinleşirse Erdoğan otomatikman galip ilan edilir. Buna katılmıyorum Erdoğan seçim meşruiyetine gölge düşsün istemez. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Meral Akşener'den başka isteyen yoktu. Nitekim Akşener Saraçhane'de ikinci gün sahneye çıktığında İmamoğlu'nun elini bırakmadan konuştu. Bir yere kaybolma dedi sahnede tuttu. Bir genç kızın İmamoğlu'na iletmesi için verdiği atkıyı boynundan çıkarıp İmamoğlu'nun boynuna astı. Kişileri hiç tanımayan birine o gün yaşananları izletseler ve İmamoğlu'nun lideri kim diye sorsalar alacakları cevap Akşener olurdu. Akşener'in tek başına gücü yetmedi. Altılı masa dengeleri diyor ki İmamoğlu aday gösterilmeyecek. Ortak adaysa beklendiği gibi yeni yıla kaldı. Muhalefet kararını geciktirirse Erdoğan onlar kadar sabırlı davranmayacak. Tabir yerindeyse İmamoğlu'nu yaraladı, Şimdi kan kaybından gitmesini bekliyor. Avantajı risk almakta muhalefetten daha cesur. İmamoğlu bunu attan düşmeden anlamadı.